İnsan bu kadar basit bir hesap hatası nasıl yapabilir, değil mi? Taze taze yaşadık şu anda yani. 2 saatte 100 kilometre yol gitmişim. O zaman saatte kaç kilometreyle gitmişsiniz diye soruyorum. Bir saniye hesaplayamadım. 2 saatte 100 kilometre gittiysen 1 saatte kaç kilometre yapmışsın? Kaç yapmışsın? 50. Saatte kaç kilometreyle gitmişsin o zaman? Peki sence bunu niye hesaplayamadın? Heyecanlandın mı? Panik yaptın. Bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Adam soru sordu, soru sordu, soru sordu. Sonra bu gruplara nasıl yansıyor? Bu WhatsApp gruplarına şu şekilde yansıyor. Sınavda sorulan sorular. Bir motosiklet saatte 50 kilometreye gidiyorsa 2 saatte kaç kilometre yol alır? Bunu sormuşlar falan. Bu şekilde aksettiriliyor. Sonra diyorlar ki matematik hesabı soruyorlarmış. Aslında düşündüğünde sorular nasıl geldi? Hobilerim arasında motosiklet var dedin. Ben dedim ki motosiklet kullanıyorsanız en uzun ne kadar kullandınız? Kaç kilometre yaptınız? Sen dedin ki 100. Kaç saatte? 2 saatte. Ben bunun üstüne bunu sordum. Ortada böyle bir kalıp soru falan yok. Evet, sonra buradan böyle spontan bir soru çıkıyor. Sana soruyor bir anda. Aslında maksat matematik sorusu değil. Senin tepkini ölçmek, senin sakin olamayacağını, panik olacağını zaten hissetti. Burnu kokuyu aldı. Senin boş bulunduğun anda çat sana bir yapıştırdı. Sen de dağıldın gördüğün gibi. Motorla birlikte yere kapaklandın yani şu anda. Vay beni neler yapıyorum sizlere değil mi? Çok kötü adamım ben. Sonra niye liteste oldum hocam? İşte bu soruyu bu şekilde cevaplayamadığın için panik yaptığın için. Sonra peşinden ne geliyor? Sık sık panik olur musunuz geliyor. Panik olduktan sonra sık sık panik olur musunuz sorusu zaten ölümcül darbe. Olmam diyorsan zaten şimdi oldun ya diye soruyor. Bu sınav kaygısı diyorsun. Peki kaygılanır mısın? Streslenir misiniz mesela? Peşi sıra ne sorusu gelecek buradan? Panikti, kaygı yaptı, kaygıdan strese geldi. Genel olarak stresli bir insan mısınız diye soracağım. Ya da en son ne zaman streslendiniz? Stresli hayatınızda nasıl baş edersiniz? Siz genelde şu cevap veriyorsunuz. Nefesimi tutarım, nefes egzersizi yaparım, derin nefesler alırım, bilmem ne. Ha diyor, öfke yönetiminden bahsediyor şu anda aslında stresten değil. Peki öfkelenir misiniz diyor bunun üstüne. Ne oldu? Zincirleme sorular çat 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 çat. Ne tür durumlar ve ne tür insanlar sizi öfkelendirir dediğinde, ne tür durumları anlattıktan sonra ne tür insanlara geçtiğinde, peki ne tür insanlarla çalışamazsınız sorusu geliyor mesela. Oradan da ne sorusu geliyor? Takım çalışmasına uygun musunuz sorusu geliyor. Sonra ne geliyor? Takım çalışmasına uygun musunuz? Ardından ne geliyor? Takım çalışmasına uygun olduğunuzu gösterir bir örnek anlatır mısınız bize yaşanmış bir örnek?
Sonra sen de gidiyorsun, diyorsun ki ben takım çalışmasına çok uygunum. Nereden belli, nerede örnek? Ne bileyim, takım çalışmasında hep uygun çalışmalar yaptım. O yüzden takım çalışmasına uygunum. O da diyor ki, ya sabır. Örnek nerede diyor. Verdim mi diyorsun işte. Sonra hocam ben CRM'den neden test oldum. Örneğin bulmayacaksınız arkadaşlar. Buralarda bir örnek olacak da değil. Mutlaka bir şeyler olmuş hayatınızda. Az ya da çok büyük ya da küçük. ...56.572 kez söylediğimi hesaba katacak olursak risk alınmaz, risk yönetilir. Hayatta yaşamak zaten kendisi bir risktir. Üstünde yaşadığın zaten gezegen risk. Yangın çıkıyor, deprem oluyor, sel basıyor, göktaşı vuruyor. Dinozorlar nerede? Dinozorlar bir sabah kalktık. Bugün çok pis risk alasım var. Bir risk alalım ne yapalım? Bir göktaşı düşsün gökyüzünden falan mı dediler acaba? Alalım bakalım ne olacak? Gelsin riskimiz, buyurun bekliyoruz. Hüsamettin abi risk sanırım çok büyük, yönetemeyeceğiz. Öleceğiz galiba biz. Yumurtaları şuraya bir sakla, belki bizden sonra yaşarlar. Öyle mi? Zaten trafiğe çıktığın risk değil mi abi? Zaten direksiyonu böyle tutmak daha da büyük risk değil mi? İşimiz zaten riski yönetmek. Bak şu an ben riski yönetmiyor muyum sence? Şu anda bir risk yönetimim yok. Alabileceğim en iyi binayı almadım mı ben düşündüğümde içinde yaşamak ya da çalışmak için? Tavanlarda çelik konstrüksiyonlar yok mu? Bak görünmüyor. Enayi yapan kişi riski yönetmemiş mi? Bilmem kaç bin metreküp küllü beton ve kazık çakmamış mı? Niye? Zeminde sıvı varmış da ondan. Niye karşı binayı düşündüğünde 28 ya da 35 kat yapmışken burayı 8 kat yapmış? Niye zeminle tüdü yapmışsın? Risk yönetimi değil mi bu? Niye checklist var? Niye uçağın sürekli kontrol, habire kontrol ediyoruz uçakları? Ya bindik, indik, gidişte tekrar bir gitti mi? Ne kontrol abi? Niye habire yakıt hesaplıyoruz? Kaptan 5 yolcu daha geldi. Soruyoruz mesela, diyoruz ki 20 tane yolcu uçuşa dahil oldu son anda. Kaptan da kalkalım diyor. Kaptan yakıt hesaplamadın. Ya ne fark eder 20 yolcu daha ne olacak ya, gideriz işte. Ya. Ona yeten buna da yeter. Uçuyor muyuz öyle? 20 yolcu totalde kaç kişi, kaç kilo bindirir uçağı? Ciddi değil mi? 20 tane yolcu tanesi kaç kilodan hesapladın? 80 kilo mu?
Bunları bagajları, magajları, bilmemleri, şunları, bunları. Minimum 1,5 ton, 2 tona yakın malzeme koyduk değil mi? Ağırlık koyduk uçağa. Risk yönetim işte. Hayat risk yönetimi. Tatile gideceğim. Tatile gitmeden önce arabanın düşündüğünde frenleri, balatalarını ve disklerini tornadan geçirteceğim. Temizleteceğim. Bakımlarını yaptıracağım. İyi örnek, kötü örnek, daha iyi örnek olur mu işte ya, tatile gitmeden önce uçağın diyorum, arabanın bakımlarını yaptırıyorum. Sence riski yönetmiyor mu? Burada bahsedilen şey ne biliyor musun? Başımıza kötü bir şey geliyor, kötü bir şeyin geleceği belli oluyor. Kötü şeyin geldiği noktada düşündüğünde riskli bir davranışla ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Ona risk almak deniyor. Alışılmışın dışında düşündüğünde bir yöntem bulduğunda buna risk almak deniyor. Kendimizi öyle tanımlıyoruz aslında, risk almak. Aslında orada da riski almıyoruz. Riski farklı bir yöntemle yönetiyoruz. Aklımıza yatkın. Çünkü bir yandan da bizim ne içgüdülerimiz var? Pilotluk içgüdülerimiz var abi. Pilotuz biz. Ben değil, siz olacaksınız. Ya da olan arkadaşlarımızla çalışırken. Bunun yerine bunu yapacağım ben diyorsun. Diyor ki sen orada risk alıyorsun. Arkadaş ben risk falan almıyorum. Riski bu şekilde yönetiyorum. Hep anlatılıyor ya, Hudson Nehri'ne iniş, risk aldı. Pilotluk içgüdülerine güvendi. Rusya'daki A321 kazası Mısır tarlasına indi. İniş takımlarını açmadı. Toprağa inerken iniş takımlarını açın diyor şeyde, checklist'te. Manuelde. Açmıyor. 20 kez anlattım, duymuşsundur. Risk mi aldı? Riski yönetti. Bu tüm bu örneklerde risk almadı. Ha, bunu yönetmeye, bu şekilde yönetmeye çalışırken başına bir şey gelseydi diyeceklerdi ki risk aldı. Risk almak, van kazası. EFO yalvarıyor, ATC yalvarıyor, uçakta haberleri yok yolcuların, onların da haberi olsa onlar da komple yalvaracaklar kaptana da. Ben diyor ineceğim. İşte risk almak. Risk alır mısınız? Almam abi, ben böyle riski alır mıyım? Ondan oldu, şundan oldu, böyle oldu. Kaptan homesick'ti. Yok, kaptanın işi vardı. Yok, kaptanın çocuklara sözü vardı. Yok, yılın son uçuşlarından biriydi. Yılbaşını evde geçirmeye niyetliydi. Ondan oldu, bundan oldu, şundan oldu. Olan oldu. Anlaştık. Özetle, panik,